hepimizin bir ilgisidir veya ne bileyim ya falanca arkadaşın Facebook'unu, Twitter hesabını, e-postasını ekleyelim dediğinde hepimizin isteyebileceği bir şeydir. Ama bu bir suçmuş. Tıpkı şey gibi düşünün. Mesela adam öldürmek gibi, adam yaralamak gibi, hırsızlık gibi bilişim alanında işlenen eylemler de maalesef suç olarak değerlendiriliyor. Tabii benim bu işe başladığım zaman hacklemek falan suç değildi. İşte kredi kartıyla falanca internet sitesine abone olmak, başkasının kartıyla abone olmak suç değildi. Kredi kartını çoğaltmak suç değildi. Bunların hepsi bu yeni ceza kanunuyla 2004 yılında, 2005 yılında suç oldu. O yüzden artık sağlık vermiyorum, yapmayın. Şimdi benim bilişim suçları, iletişimin tespiti ve bir avukat, bir hakim, savcı olarak, bir hukukçu olarak bilinmesi gereken konular diye düşündüğüm için bunları paylaşmak istedim sizinle. Bizim aslında temel bilişimle ilgili temel kanunumuz ceza kanunu. Bundan önceki ceza kanunu Fransa'dan alınmış 525. ya da 520 öyle bir maddeydi. İşte bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş sistemlere karşı suçlardı. Yani bir gazoz makinesini de bunun içerisine giriyordu. Daha sonradan biraz daha teknik oldu ama şöyle söyleyeyim. Fransa'dan alındığında o maddeler çoğu ülkeden önce bizde var oldu. Yani bilişim suçları. Daha sonra bu 5237 sayılı kanunla biraz daha sistematik hale geldi. Bakın o kadar ilgisizmişim ki çalışmaya 5651 sayılı kanunu 2 defa yazdım. Az önce bahsedince aa dedim eksik yazmışım. Onu tamamladım. 5271 sayılı ceza mahkemesi kanunu var. Biliyorsunuz ceza usul çok önemlidir. Ceza bazen yani ceza hukukunda özellikle usul esasının önüne geçer. Bunun sebebi de özgürlüklerle ilgilidir. Yani kişinin devlet eliyle özgürlüğünün kısıtlanmasını belirlerken bir takım kurallara tabi gelinir. Hatta şöyle bir söz vardır işte şüphe eğer bir azıcık bile bir masum şey var ise ceza verilmez. Şüpheden sanık yararlanan ilkesi gereğince ceza usul çok önemlidir. Ve 5651 sayılı kanun, emin olun avukat olduğunuz zaman çokça işinize yarayacak bunun 8. ve 9. maddesi. Onlarla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bilişim ve ceza, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele verme, işte bilişim sistemine girme, sistem engelleme, bozma, verileri yok etme. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilişim suçları şikayete bağlı suçlar değildir. Bu ne demek şikayete bağlı suçlar? Kişi 6 ay içerisinde fiil öğrendiği andan itibaren 6 ay içerisinde şikayet etme hakkı vardır. Ama bilişim suçlarında öyle değildir. Re'sen savcı kamu soruşturması yaparak kamu davası açabilir. Şikayete tabi olmaması demek şu demek, ben şikayetten vazgeçiyorum dediğiniz zaman bilişim suçuysa şüpheli veya sanık hakkında ceza çıkar. Ama şikayete tabi suçlarda biliyorsunuz siz şikayetten vazgeçerseniz tamamıyla sonuçları ortadan kalkar. O yüzden bilişim suçları şikayete bağlı değil. Özel hayatın gizliliğini ihlal birazdan getireceğim. Bunlar şikayete bağlı suçlar. Bunların içerisinde sadece kişisel verileri ele geçirme. Bu şikayete bağlı değil. Bu yüzden eğer şu an son sınıf değil mi? Değiliz. Ha, karışık. Eğer son sınıfa geldiğiniz zaman bu şikayete bağlı suçların ne olup ne olmadığını o zaman daha rahat göreceksiniz. Çok önemli bir husustur. Neden şikayete bağlı değil bilişim suçları? Çünkü etki alanı açısından çok zarar verici sonuçlar ortaya çıkar maksadıyla kanun koyucu bunları şikayete bağlı suç yapmamış. Şimdi ben bir de bir şey söyleyeyim. Siz hep bunları görüyorsunuz zannediyordum. Bu çalışmıyor galiba. Değil mi? Ben tabii ne kadar şey öyle. Şimdi arkadaşlar bilişim sistemi dendiği zaman bakın ben bunu işte 2002 yılında ben bu kısım bilgisayar değil mi? Bilişim sistemi dendiği zaman akla bilgisayar geliyor.
Ben bunları söylediğimde bana gülmüşlerdi. Buzdolabı, çamaşır makinesi. Bunların her biri o zaman da aslında programlanabiliyor. İşte evinizden buzdolabınızın içerisinde, hatta ben size bir komut göstermek istiyorum. Arkadaşlar, çoğunuz şöyle siyah ekran geldi. Bu inşallah internete bağlıdır. Şimdi arkadaşlar, ping diye bir komutumuz var. Bu komut karşı hedef sistemin çalışıp çalışmadığını, çalışıyorsa bağlantı hızının ne olduğunu gösteren bir komut. Ping komutu. Bunu MIT'de, o zaman yani Amerika'da üniversitede bir kolafa makinesi ve kahve makinesi var. Bunun içerisinde kola veya kahvenin miktarı var mı yok mu? Yani kalkıp gidip, çünkü o kadar uzak bir alandaymış ki bu kahve makinesi ve kola makinesi, ya yani oraya kadar gidip de kola kahve yoksa boşu boşu uğraşmayalım diye. Üreticisi, yani şeyi, oradaki kullanıcılar ping komutunu icat ediyorlar ve bu ping komutuyla makineye veri gönderiliyor, data gönderiliyor. Diyor ki işte kahve var mı yok mu? Daha sonra ya biz arkadaşlar bunu karşı makine, yani sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye test edelim diyorlar ve böylece mesela Google'ın şu an 59 milisaniyede ben haberleşiyorum Google'la. Eğer bana bu cevap vermez ise Google makinesinin çalışmadığını veya ne bileyim işte başka bağlanmak istediğim internet sitesinin çalışıp çalışmadığını test ediyorum. İşte bunun benzerini işte buzdolapları için, ne bileyim kombiler için yapıldı. Artık siz cep telefonunuzla bunların aktif halde çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Bu neyi gösteriyor? Demek ki programlanabilen her şey bilişim sisteminin konusu oluyor. Tabii ki bilişim sistemi deyince hep aklımıza cihazlar geliyor. Aslında doğru, cihazlar, programlanabilen cihazlar, ama aynı zamanda MSN, ki o zaman MSN vardı çokça kullanılan, Facebook, e-posta, Twitter, bunlar da bir bilişim sistemi. Hani bilişim sistemine girme dendiğinde aklımıza işte bu koca Merkez Bankası'nın serverları değil, onunla birlikte işte Twitter, Facebook gibi hesaplar da gelecek. Yani bilişim sistemi, bunlar da aynı şekilde bilişim sistemi. Şimdi bu bir ağ trafiği, insanlar internete nasıl bağlanıyor? İşte görüyorsunuz ortada bir ana bilgisayar var. Siz oraya bağlanıyorsunuz. Onun aracılığı diğer yerlere, internete bağlanıyorsunuz. Şimdi ben size net görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu bir somut bir olay. 2005 yılıydı. Bir bilirkişi olarak atanmıştım. Bir üniversitenin sunucusu şu kısım. Buraya bu üniversitenin sistemine saldırmışlar. Saldırıyorlar ve üniversitenin o sistemi, ve üniversite Türkiye'nin çok çok iyi bir teknik üniversitesi Ankara'da. İsim vermiyorum. Bir sürü teknik üniversite var. Atılımda da, Atılada da var. Ankara Üniversitesi değil ama. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu sistem, yani bu bir savaş aslında. Şu anki hani internet savaşı deniyor ya, bu bir savaş ve bir gün boyunca üniversitenin sistemi down oluyor. Ben bu örneği anlattığımda bir arkadaş, ya dedi, ben dedi burayı hatırlıyorum dedi, biz bu olayı dedi ya çok sabaha kadar uğraştık. Meğerse o üniversitenin bilgi işlem sorumlusuymuş. Bizim bir eğitimimize gelmişti. Ve o kadar ilginç ki tespitleriniz çok doğru dedi. Bakın burada kırılmış bilgisayarlar var. ADSL modemler var. Akıllı uydu alıcıları var. Ben bir IP'yi aldım. Bu nedir diye. Dreamweaver diye bir uydu alıcısı çıktı. Bu akıllı bir uydu alıcısı. Onu da zombi haline getirip o üniversiteye atak yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca IP'yi atak haline getirip bir DDoS. 2016'da da buna benzer bir oldu. Şey yaptılar. Evet, Çin'den evet. Amerika'ya oldu. Evet. Yine hayalet yazılım gibi, bu sefer bir fabrikanın ürettiği milyonlarca kamerayı, güvenlik kamerasını tek adrese yönlendirdiler ve yönlendirdikleri adres Amerika'da
büyük firmalara domain name sağlayan bir sitenin adresi. Evet. Dolayısıyla domain name'ler de trafiğe takıldı. İnternete bağlanmadı. Amazon 2 saatte birkaç milyon zarar açıkladı, evet, o saldırıyla. Evet. Yani aslında doğru, bir makinenin çalışmaması, hani makine çalışmıyor yani bilgisayar, ama şöyle düşünün, benim bilgisayarımın çalışmaması bugün son günü olan bir dilekçemi yazıp gönderememem hem hak kaybı, hem benim disiplin sorumluluğum, hem cezai sorumluluğum, hem de maddi kayıp. Bakın bir bilgisayar, ne olacak ya bir bilgisayar, ama benim her şeyim onda. Veya ne bileyim bir elektronik imza token'ımın çalışmaması. O yüzden artık her şey bilişim sistemin üzerinde gidiyor. Arkadaşlar, şu dört kavramı mutlaka bilmeniz lazım ki bildiğinizden eminim. Biliyorsunuzdur. TCP/IP dediğimiz şey internetin kendisi. İnternet bir protokol sistemi üzerinde çalışan bir şey. Ve bu TCP/IP de bu protokole verilen isim. Şimdi internette her şey rakamlar üzerinedir, sayıdır. İşte 192 falan falan filan. Şimdi demişler ki ya arkadaş, biz bunu böyle akılda tutmak, hani az önce bakın şöyle ne yaptım ben? Google yazdım ama o bana IP'ye çevirdi. İşte bunu yapan da DNS dediğimiz şey. Yani IP'yi alan adına, alan adında IP'ye çeviren. Mesela bazen işte ilk YouTube engellendiğinde DNS'ten engelleniyordu. Siz DNS değiştirdiğinizde bağlanıyordunuz. Bunun sebebi bu. Yani IP'yi alan adına, alan adında IP'ye çeviren server'ın ismi. Türkiye'den işte çıkan internet, mesela şöyle söyleyeyim. Bir de şu internet servis sağlayıcısı, ISP. Bunlar, bu dört kavramı bilirseniz bilişim hukukçusunuz. Bilmezseniz hayırlı olsun yani diyeceğiz. Şimdi, evet, dersten geçemez. Çünkü arkadaşlar, bu dört kavram gerçekten bilişimin, yani internetin temelidir. Şimdi geçelim. Bakın, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İnternette hiçbir şey kaybolmuyor. İnternette neden kaybolmadığının sebebi de şudur. Siz İnternete bağlanmanız için neye ihtiyacınız var? Bir IP'ye ihtiyacınız var. Unutmayın, her bilgisayarın bir IP'si vardır. Gerçek IP'si, yani her internete çıkan sistemin bir gerçek IP'si vardır. Aynı IP ile iki bilgisayar o IP'yi alarak çıkamaz. İstisnası birazdan söyleyeceğim, internet kafelerdeki sistem veya şimdiki sistemimiz. Siz IP'ye alırken o internet servis sağlayıcısına bir bilgi veriyorsunuz. Bir hesap bilgisi veriyorsunuz. O da size IP veriyor. Böylece ne oluyor? Falanca saat, falanca dakikada o IP'yi kim kullanıyorsa internet servis sağlayıcısına zaten kayıtlı. O yüzden kişiler bulunuyor. Dedim ya, bunun bir istisnası var. Visual IP dediğimiz şeyler, sanal IP. Şimdi bu IP limitli. Atıyorum kafadan 255 milyar tane IP diyelim. Bu limitli. Demişler ki arkadaş, bu IP'yi bir bilgisayara verirsek şey olur. Biz demişler ki alt IP'ler verelim. Mesela üniversite, Atılım Üniversitesi'nde internete bağlandığınız zaman onun bir gerçek IP'si var. Çıkarken onunla çıkıyorsunuz ama arka planda sanal IP'yi kullanıyorsunuz. İşte faillerin bulunamamasının sebebi de o sanal IP. Hepimiz çıkıyoruz buradan, çıkarken Ankara Barosu, geliyorsunuz 20 tane 30 tane IP var. O yüzden devletler bunu zaptrap altına almak istiyorlar. Ne yapıyorlar mesela artık? TC kimlik numaranızı veriyorsunuz herhangi bir yerde bağlanırken, otellerde, benzeri yerlerde log tutmaya başlanıyor. O yüzden yani internette bir şey kaybolmuyor. Şöyle düşünün. Bu aslında işin DNA'sı gibi. Nasıl ki hani bir bıçak var, bıçağın çok çok köşesinde bir kalıntı var, biyolojik kalıntı. Oradan nasıl şey bulunuyor veya parmak izinde. İnternette de bu yöntem ile bulunuyor. Forensic sistemi deniyor buna. Eğer meraklıysanız internette bir forensic yapabilirsiniz. İşte silinmiş verileri geri getirme deniyor. Bu şekilde bilişim sistemiyle sonucu elde etmek daha mümkün oluyor. Mesela bir sistemi 3 defa format atmanız bir anlam ifade etmiyor. Bu sistemler çıkartabiliyor.
Ama 3 defa format atıp 3 defa onun üzerine veri yazarsanız recovery de olması mümkün değil. Yani hani saklanacağım derseniz işte bunları durmadan mesela bir sistemi formatlayın, üzerine veri yazın. Formatlayın, veri yazın. Üçüncüsünde geçmiş olsun. Şey bulunamıyor. Kişiler bulunamıyor. Şimdi arkadaşlar ben hani kanun maddelerini sadece söyleyeyim. Daha sonra biraz uygulamadan bazı şeyler göstermek istiyorum. Haberleşmenin gizliliğini ihlal. Bunun istisnası devlet tarafından CMK'ya göre hakim kararıyla alınmış kararla haberleşmenin ihlali var. O zaten hakim kararlı olduğu için suç değil ama onun dışında iki kişinin telefon görüşmesini rızası olmaksızın kayda almak suç. O yüzden diyorlar ya işte kalite standardı gereğince ses kaydı alınıyor diye uyarıyı bundan veriyorlar. Kabul etmiyorum deme şansınız yok, hizmet alamıyorsunuz. Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi, kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal. Şimdi en çok bu husus uygulamada eşler arasındaki uyuşmazlıklarda geliyor. Biliyorsunuz Medeni Kanun'da işte gördüğünüz Medeni Kanun'da sadakat, eşler arasındaki sadakat esastır. Sadakatsizliği nasıl ispatlayacağız? Eskiden eski ceza kanunda zina suçtu. Şimdi zina kaldırıldığı için sadakatsizliğin ispatı maalesef işte özel dedektiflerle benzeri şeylerle oluyor ve eşler birbirlerinin telefonlarına, birbirlerinin bilgisayarlarına çokça program yükleyip ne yapıp ne ettiklerini merak ediyorlar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan bir karar çıktı ve bir Ceza Genel Kurulu'ndan da bir karar çıktı. Eş de olsa sen bu şekilde eşini takip edip işte onun bilgisayarına benzeri şeyine veri yerleştirerek sadakatsizliğini ispat etmek suçtur diye. O yüzden mesela aile mahkemeleri özel hayatın gizliliğini ihlalle ilgili eşler arasındaki delilleri kabul ediyor. Bir kısmı kabul etmiyor ama ceza anlamında suç teşkil ediyor. O yüzden avukat olduğunuz zaman işte getirecek müvekkiliniz ya işte ben görüşmesini koyacak önüne. Nereden aldın bu görüşmeyi? İşte WhatsApp görüşmesi. Senle mi yazıştı? Hayır. Kimden işte? Ayşe'yle yazıştı. Ahmet'le yazıştı. Nasıl aldın? Telefonla girdim aldım. Bu bir suçtur. Yani çok böyle bodoz zamanları o tamam ya ben bu delile dayanarak seni boşarım 3 güne şudur budur gibi girmemek lazım. Temkinli yaklaşmak lazım. Daha çok tanık. Aile hukukunda tanık delili daha muteberdir. Tanığa doğru gideceğiz. Şimdi nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık bunlar dolaylı yoldan bilişim suçlarında işlenen, bilişimin kullanıldığı şeyler. Ve bakın hırsızlığı nitelikli hale getiriyor bilişim kullandığı zaman. Yani cezası daha ağır hale geliyor. Dolandırıcılık öyle. Çokça işte görürsünüz işte falancanın Facebook hesabından işte kontur gönder bana gibi eylemler dolandırıcılık anlamında cezası da ağır. Doğrudan suçlar. Şimdi arkadaşlar 2016 yılına kadar sadece 243, 244, 245 vardı. 2016 yılında yasak cihazlar ve programlar diye bir şey geldi. Jailbreak yapan var mı telefonunu? Yok. Hepiniz yok. Var. Var değil mi? Var değil mi jailbreak? Jailbreak'li. Şimdi bakın jailbreak'li telefon kullanmak suç değildi. Yani densizin birisi demek teklif vermiş 2016 yılında artık jailbreak'li telefon kullanmak suç. Program hacklemek suç. Neyiz? Yani 500 dolara ben öğrenci adamım yani 500 dolara alamam. Ben bunu hack şey yaparak kırarak kullanayım. Yarın bir gün para kazanınca alırım yok. Yani artık öyle crackli Windows programı, işte crackli X programları kullanmak suç. O yüzden ben bilmiyorum etmiyorum demeyin. Yani potansiyel müvekkillerim olmayın. Emin olun ben de bunu bugün öğrendim. Bir baktım 2016 yılında bu eklenmiş. Yasak cihazlar ve programlar diye. Şimdi arkadaşlar bu 243. madde bilişim sistemine girme. Bilişim sistemine bakın bütünle veya bir kısmı hukuka aykırı olarak giren diyor. Hukuka aykırı olarak girmek ne demek?
rızası olmaksızın. Mesela bu bilgisayarda mailinizi açtınız. Gittiniz, kapattınız. Sonra ben geldim, bir açtım, baktım ki işte Ahmet'in e-postası açık. Benim e-postam olmadığı için kapatıp çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer ne yazmış falan filan diye bakmaya devam ederseniz işte bilişim sistemine girme oluyor en klasik anlamda. Bunun da cezası 1 yıla kadar hapismiş. Zaten yeni infaz kanununa göre de 2 yıl, 3 yıla kadar olan cezaları çok yatarı olmuyor. O yüzden hani de girçik yapılabilir. Şimdi